Çocuklar, bugün çok özel bir gün. Alev, lütfen gereksiz konuşmalarla bu özel günü bozma. Oturun hadi yavrum, oturun. Zehracığım. Hayatım. Bu yüzük sonsuz mutluluğumuzun nişanesi olsun. Tek taş evliliğin simgesi, sonsuz aşkın da ifadesidir derler. Vallahi doğruymuş. Evlilik de bunun içindir, ay parçası. Yani bir ömür aynı yastığa baş koymak için. Nihat, çok teşekkür ederim. Bu şahane bir şey. Anne, Zehra, nasıl? Çok güzel. Canım çok güzel. Tebrik ederim. Ya Nihat. Bir an yeniden evlenme teklif edeceksin sandım. Yani onu 20. yılımızda planlamıştım ama istersen şimdi edebilirim. Aa canım yavrum, inşallah siz de Ömer'le Zehra da uzun ömürler birlikte olursunuz. İnşallah anneciğim. Ya 10 yıl sonra da böyle hep birlikte kutlayalım, olur mu? Tabii küçük kervancıoğullarıyla birlikte. Yani sizden bir an önce bekliyorum, haberiniz olsun. Ömerciğim, hatırlıyor musun? Ayşe'ye küçükken ne olacaksın derdik, anne olacağım derdi. Evet, öyle derdi. Abim de bana hep kızardı. Annelik meslek değil Ayşe diye. Yanılıyorsun abici. Zehra anne, sen de baba olduğunda bakalım aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? İş, güç, kariyer. Hepsi gelir geçer çocuklar da. Evlat, evladın yerini hiçbir şey tutamaz. Her şeyin bir vakti zamanı vardır derler. Fazla ertelememek lazım. Neyse anladınız siz beni. Hadi fazla konuşturup yormayın Allah aşkına. Halacığım, ne oldu? Ne? Müsaadenizle. Gitmeyecek mi bunlar bir yere? Kaldılar burada böyle. O kadar hazırlığı bu damacana için mi yaptın be Beton? Yani gerçekten sana söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. Dur sen de, tam çalacak zamanı buldum. Efendim? Evet benim. Adres neydi? Tamam, siz bana adresi verin. Ben bulayım hangi ev olduğunu. İyi günler. Nereye kayboldu bunlar? Top gibi seke seke giderler artık. Koca bir alanın içindesin Zehra. Herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun.
Babama da yalan söylüyorum. Kardeşime de. Bu da yalan. Bu odada. Ama önce sözleşmeyi imzalayacaksın. Sözleşme mi? Sen paranı alacaksın. Ben de. Kardeşinizin 6 aylık ömrü kaldı Ömer Bey. 6 ay evliymiş gibi davranacaksın. 6 ay sonunda avukatım aracılığıyla sözleşmeli bir şekilde ayrılacağız. Hemen gitmeliyim. Yoksa yetişemem. Önce oku. İmzaladıktan sonra vazgeçersen. Vazgeçmem. Nereye imzalıyorum? Okumadan. Kabul ediyorum işte. Peki. Sen bilirsin. Her sayfanın altına imzanı atacaksın. Ne olur dayan baba. Sayın Zehra Kaya, Ömer Kervancıoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Zehra Kaya'yı hiçbir baskı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Şuraya imza alır mısınız? İmzala şunu. Bizim aşkımızın sembollere ihtiyacı yok. Öyle değil mi? Bunların hepsi bir anlaşmadan ibaret. Hepsi bir oyun. Hiçbir şey gerçek değil. İyi misin? İyiyim. Neden öyle birden geldin? Alev yüzünden mi? Aslında bu konuda Alev'e kızmaya hakkımız yok. O en başından beri hep şüphelendi bu oyundan. Tam adını koyamasa da, adlandıramasa da. Yüzük için çağırmışlardı. Takılınca geldim ben de. Üzüldün sen. Yo. İyiyim. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Hiçbir şey olmadı. Hayır olmuş. Bilmiyorum. Evet. Ben içeride... Evet. Ben içeride kendimi çok kötü hissettim.
Ayşe'ye, Müseyyen Hanım'a, herkese yalan söylediğimiz için. Alev'in söylediklerinden dolayı değil yani. Yüzükle ilgili. Onunla ilgili değil. Mesele Alev ya da yüzük değil. Herkese yalan söylüyor olmamız. Ya bu çok zor, çok hırpalayıcı. Haksızlık ediyormuşuz gibi hissediyorum. Onların bizimle ilgili bir sürü hayali var. Bir sürü beklentileri var. Senin? Bütün mali kayıtları taradım. Son bir tane kaldı. Yarın onu da bitiririm. Çok teşekkür ederim Leyla. Beklediğim birkaç dosya daha var. Onları da bir gözden geçirelim. Sonra tamamdır bu iş. Yalnız Leyla, bu konu aramızda kalırsa çok sevinirim. Tabii ki, elbette. Merak etmeyin. Demir her konuda sana güvenebileceğimi söylemişti. Nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Bu arada Demir'le konuştum. Fakat konuşmamın yarısı seninle ilgiliydi. Yok efendim, seni yoruyor muymuşum? Sağlığın yerinde miymiş? Seninle ilgili çaktırmadan bir sürü bilgi aldı benden. Şey, ben izninizi istesem. Tamam. Leyla, tekrar teşekkür ederim. Sonra da böyle hep birlikte kutlayalım, olur mu? Tabii küçük kervancıoğullarıyla birlikte. Yani sizden bir an önce bekliyorum, haberiniz olsun. Abim de bana hep kızardı. Annelik meslek değil Ayşe diye. Yanılıyorsun abicim. Zehra anne, sen de baba olduğunda bakalım aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Onunla ilgili değil. Mesele Alev ya da yüzük değil. Herkese yalan söylüyor olmamız. Ya bu çok zor, çok hırpalayıcı. Haksızlık ediyormuşuz gibi hissediyorum. Onların bizimle ilgili bir sürü hayali var. Bir sürü beklentileri var. Senin? Böyle bekleyerek olmaz. Kuyumcuyu arıyorsun. Hemen. Evet, hemen. Şu diyet bitsin. Uzunca süre tarçın da limon da görmek istemiyorum ayol. İçim şişti resmen. Ay şu sevdiğim iki şeyi bir ömür görmesem yeridir yani. Burada mıydınız Cevriye Hanım? Buradayım güzel kızım, buradayım. İşte akşam için hazırlıklar falan böyle. Nihat'cığım da yüzük olayını halletti. Tabii ama esas iş akşama tabii ki. Benim yapabileceğim bir şey var mı Cevriye Hanım? Kusura bakmayın, soramadım da. Ah kurban olurum, su damlam sana. Sen ne düşüncelisin öyle. Boşuna sevmiyorum ayol seni. Yok yok, her şeyi hallettik. Her şeyi hallettik böyle. Bir tek salatalar kaldı, onu da hediyecim halledecek. Ben eksik bir şey kalsın istemiyorum. Telaşe müdürüyüm ya ondan ayol. Ayşem'in, Nihat'ımın sevdiği Kayseri mantıları, yağlamalar. Ay bir sürü şey yaptım ayol.
Kimsenin o yağ deposu yiyeceklere bakacağını sanmıyorum Cevriye Hanım. Artık hepsini siz yersiniz. Bu evin bir yeme düzeni var. Burada kimse kalorili ve sağlıksız yiyecekler kullanmıyor. Yavrum bu akşam özel bir akşam yani. Hiç hesap kitap yapmadan keyfimizce yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz yani bu akşam. Ha. Bu şey neyse artık. Mantının öncesinde de sonrasında da içseniz hiçbir işe yaramaz. Yağ depolamaktan başka tabii. Ben bunu size bir dost olarak söylüyorum. Yanlış anlamayın. Dost olarak. Anladım. Ay akşam içinde hazırlanmak lazım değil mi? Ay su damlası. Ben senden bir yardım istesem. Ha, yapabilir misin? Tabii Cevriye Hanım. Eğer yapabileceğim bir şeyse. Ben bir sürpriz hazırlamak istiyorum akşam için ama kimsenin haberi olmayacak. Biz burada işe güce koşturalım. Beton Efendi de keyif çatsın ha? Ne âlâ memleket. Telefonumu da açmıyor. İyice artist kesildi başıma. Beton hemen dükkana gel. Hemen. Çok önemli bir işim var. Halledip geleceğim. Ya senin benden başka. Senin bu dükkandan başka nasıl bir önemli işin olabilir acaba? Sersem. Tata. Nasıl su damlası? Güzel değil mi? Evet. Çok güzel de... Anladım ben seni. Gel, gel yaklaş. Gerçekten mi? Yani şimdi kıyafet işi tamam da kuaföre gitmek istemiyorum. Yani böyle tantana olmasın, sessiz sedasız hazırlanayım diyorum su damlası. Cevriye Hanım, yani isterseniz saçınızı ben yapabilirim. Sizin saçınız zaten çok hoş, dalgalı. Ay yapar mısın sahiden? Yani benim elimden gelir öyle işler. Ay su damlası çok yaşa sen. Sen çok yaşa. Yani yapmasam bile yapmış kadar oldun. Ay her eve lazım senden ayol. Elbise böyle bir model olacak değil mi? Şimdi saçı ona göre yapmamız gerekecek. Evet bu model. Yani tamamıyla sana bırakıyorum su damlası. Tamam. O zaman ben bir gidiyorum. Hemen geleceğim ama. Tamam. Evet. Bu. Alo. Seçtiğim müzik modelini gönderdim. Konuşabildin mi kuyumcuyla? Yüzük mü? Tamam o zaman. Acele et. Bir sorun çıksın istemiyorum. Parmak ölçüsü mü? Anladım. Tamam. Öğrenip arayacağım seni. Parmak ölçüsünü nasıl öğreneceğim ki? Ya... Bilgisayardan bir şey bakacaktım da, müsait misin? Bir saniye. Tamam, şimdi işim varsa ben sonra gelirim. Hayır, hayır, bitti zaten. Ya
Cevriye Hanım için saç modelleri bakacaktım da. Tamam. Gel. Cevriye Hanım için. Sen neden bakıyorsun ki? Benden istedi. Akşama büyük bir sürprizi var. Ayşe ile Nihat için mi? Yani öyle de sayılabilir. Bak. Şuradan bakarsam. Tamam, ben hallederim. Biliyorum. Yalnız bu arama motorunda sorun var da şuradan bak. Acaba alyansı mı alsam? Ölçüyü de alabilirim oradan. Ama nasıl? Bu dondu galiba. Bunda sorun var. Oldu. Tamam. Bunlar da güzelmiş. Bir şey mi diyecektin? Yok. Yani siteye bakıyordum ben. Hediye, bu ne biçim bir kahve? Sen benim nasıl kahve içtiğimi bilmiyor musun hala? Her zamanki gibi. Kötü mü olmuş? Kötü değil, berbat ötesi. Ne biçim iş yapıyorsunuz siz? Götür şimdi şunu. Alev ne oluyor? Hediyeciğim. Alev ne oluyor dedim sana? Bu evde bana yer yok teyze. Hediye bile Zehra'ya gösterdiği saygıyı ve özeni bana göstermiyor. Kaç yıldır kahve içtim hala öğrenemedi mi? Bu nasıl bir özensizlik? Alev kendine gel. Kendine gel Alev, bak uyarıyorum, toparla kendini. Saygı verilen değil, hak edilen bir vasıftır. İnsanların kalbini bu şekilde kırmaya devam edersen etrafında hiç kimse kalmayacak. Bilmiş ol. Hayrola Hediye, ne oldu, bir şey mi var? Alev Hanım, kahvesini beğenmeyip kızdı bana. Halbuki her zamanki gibi yapmıştım ama. Yahu, Alev Hanım'ı tanımıyormuş gibi konuşma Allah aşkına. Kafası bir şeye bozulmuştur, hıncını çıkaracak bir yer arıyordur işte. Boş ver, aldırma sen, boş ver. Ökkeş Efendi, bir bahçeye baksan sen. Tabii, tabii. Hediyeciğim,
Lütfen Alev'in kusuruna bakma. Seni kırmak gibi bir niyeti yoktu ama densizlik etti, biliyorum. Ben onunla konuştum. Sen canını sıkma. Olur öyle Müzeyyen Hanım. Siz canınızı sıkmayın. Bakın iyiyim ben. Geçti gitti. İyi, ben de o zaman akşam için hazırlanayım. Müzeyyen Hanım, akşam için ayrıca istediğiniz bir şey varsa... Aa yok, bütün organizasyon Cevriye Hanım'a ait. Çok uğraştı. O ne isterse, nasıl isterse öyle olsun. Benimki biraz sıkmaya başladı. Açtırsak mı? Yani Allianz dar olmaya başladı. Hmm. Sen bilirsin. Tamamdır. Benim işim bitti. Teşekkürler. Seninki nasıl? Benimki mi? Yani yüzük. İyi bu. Sorun yok. Yani ikisini de birden götürebilirim istersen. Belki parlatmak falan gerekebilir. Yani ikisi de aynı olur. Bence gerek yok. Yakında çıkaracağız zaten. Ben Cevriye Hanım'a bakayım. Beni bekliyordu. Beyimiz teşrif etti sonunda. Demek bir işin olduğunu hatırladın Beton Efendi. Tahsilattaydın yani. Beton, eğer bir yere falan gitmeyi düşünüyorsan hiç düşünme. Bir sürü işimiz var. Aa, çıkacak mıydın? Hiç kusura bakma canım, çıkamazsın. Yapacak bir sürü işimiz var. Hah, temizlik. Temizlik var. Ne zamandır dükkana el sürmüyoruz. Hadi sıva, sıva kollarını. Hadi. Bitecek Zehra. Bir gün bu evden.
herkesten, her şeyden ayrılacaksın. Kendine gel. Cevriye Hanım için uygun bir şeyler bakıyordum da, bu gece takması için. Ben şunu götüreyim. Yüzüklerden birini alırsam ölçüyü almış olurum. Neleri unutmuşum da. Bir şey mi arıyorsun? Kol düğmelerim. Kol düğmelerin şurada. Sen ne zaman hazırlanacaksın? Cevriye'nin iş bitsin ilk önce, ondan sonra. Sence hangisi? Bana mı soruyorsun? Evet. Hangisi? Şu nasıl? Ayşe'nin hediyesi. Öyle mi? Taktığını görünce çok sevinecek. Tamamdır o zaman. Anlamıyorum. Ne buluyorsun o yılanda? Ne? Senin gibi bir adam. Büyü mü yaptı sana? Ne yaptı? Tabii. Nihat Ayşe yüzük aldı diye. Kahretsin. Teyzem ya, teyzem. Teyzem bile onun tarafında. Ama sen dur. Sen dur. Neyse, sakin ol Alev. Sakin ol. Bu geceye odaklan. Öyle güzel olmalısın ki. Herkesin gözü senin üzerinde olmalı. Özellikle de Ömer'in. Bak, o belge çok önemli. Bana acilen orijinali lazım. Elimizdeki en önemli delil o. Yok, onlardan bir şey çıkmaz. Onlar zaten savcılıkta. Diğerlerinde zaten Hilmi Yılmaz büyük ihtimal karartmıştır şimdiye kadar. Tamam. Peki, bekliyorum. Gel. Bey'i gördünüz mü? Ya imzalaması gereken birkaç evrak var. Nihat'ın bugün evlilik yıl dönümü. Evde ummalı bir çalışma var. Aa, öyle mi? Bilmiyordum. Eğer görürseniz tebriklerimi iletin lütfen. Tamam, söylerim. Önemli bir şey mi vardı? Ben bakayım. Ha, yok. Aslında yarına kadar bekleyebilir. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok az kaldı Hilmi Yılmaz. Çok az. Oynasınlar bakalım ellerindeki oyuncaklarla. Bana ulaşamayacaklar. Yalnız Hilmi Bey. Ne geveleyip duruyorsun? Delillerin bir kısmı hükümsüz oldu ama. Ama ne? Yani bütün delilleri yok edemedik. Ne demek yok edemedik? Bu deliller hemen ortadan kaldırılacak. Anlaşıldı mı?
Alev! Beni iyi dinle. Ne bu şimdi beton? Olmuş mu, leke var burada? Ne yani, yalan mı söylüyorum? Nal gibi leke var burada. Temizle hadi. Temizle. Bu temizlik bitecek mi bakalım beton efendi? Bu yüzük çok küçük. Parmağına olacak mı acaba? Alo Keş abi, yanıma gelir misin? Ha, konakta değilsin. Anladım. Ben Esat'la sana bir yüzük göndereceğim. Bizim kuyumcuya götüreceksin. Aynı ölçülerde sana başka bir yüzük verecek. Tamam, Esat'la geri gönderirsin. Tamam Ökkeş abi. Esat, yanıma gelir misin? Buyurun Ömer Bey. Gel Esat. Bu yüzüğü Ökkeş abiye vereceksin. O da sana daha sonra aynı ölçülerde başka bir yüzük verecek. Bana geri getireceksin. Tamam efendim. Beğenir mi acaba? Ay, ikisi de çok güzel Sudan'la. Yani hangisini takacağımı bilemedim ayol. Siz karar verin istedim. Ben ikisini de çok beğendim. Ay Su Damla. Yani senin yaptığını var ya hiç kimse hiç kimseye yapmaz. Ne kadar güzel bir kalbin var senin böyle. Güzel kızım benim. O sizin güzel görüşünüz Cevriye Hanım. Aa yok kızın ayağı hiç öyle değil. Sen koskoca Ömer Kervancıoğlu'nun karısı ol. Bu zenginliğin bu şaşanın ortasına otur. Ama bir o kadar da mütevazi ol. Sağındakini solundakini düşün. Acaba Ayşe ne yaptı? Ha o kreşe gitmişti Asya'yı almaya, gelir birazdan. Ay her fırsatı kızıyla geçirsin diye kolluyor ayol. Haklı ama. Yani ben bile akşamı iple çekiyorum. O kadar özlüyorum ki prensesi. Ay. Gel bakayım şöyle. Sana da anne olmak çok yakışır be güzel kızım. Ben defalarca söyledim, yine söylüyorum papağan gibi ama... bence oyalanmayın, elinizi çabuk tutun artık. Ömer'cimle senin bebeğin, ay ne kadar güzel, ne kadar şeker olur ayol.
Ay hemen de utanırmış güzel kızım benim. Utanma, utanma. Hemen yapıverin bir bebek. Yani Ömerciğimin ayakları yerden kesilsin ayol. Zaten Mecnun gibi dolanıyor ortalıklarda. Ay. Ay sen mi seçseydin Sudan'la? Yani ben bunları taksam ikisi de çok yakışacak bana. Baksana yani. Bilemedim. İş takıyla bitse keşke Cevriye Hanım. Bu fazlalıklar ne olacak? Bence siz bu takı işlerini falan boş verin de bu konuya yoğunlaşın. Doğru ay parçası. Doğru. İlgileneyim. Ay kendime daldım. Seni unuttum ayol. Hadi kalk sen de hazırlan. Yani ortalık ciğer bekleyen kedilerle dolu. Fazla boş bırakmaya gelmez. Hadi kalk kalk sen de hazırlan. Yani bu akşam Ayşe'nin gecesi olabilir ama hepimiz çok şık olmalıyız ayol. Sen koskoca Ömer Kervancıoğlu'nun karısısın. Ona göre şöyle giyin şıkır şıkır ol. Tamam mı güzel kızım? Bak bana bu yaşımda bile nelerle uğraşıyorum ayol. Peki öyle diyorsanız. Hadi bakalım. Ömer Kervancıoğlu'nun eşi. Burada mıydın? Evet. Yeni bitti işim, odaya geçiyordum. Bir şey mi istemiştin? Yo, hazırlanmayacak mısın? Gidiyorum şimdi. Biraz tatlı bir şeyler alsana. Kan şekerim düştü nedir? Sabahtan akşama kadar o telefon elde. Şarj mı dayanır? Bakalım ne yazmış. Sen benim baharım, yazımsın. Seninle yeniden doğdum hayata. Ölürsem de senin elinden olsun. Sen yoksan, varsın, hiçbir şey olmasın. Nasıl ya? Beton şimdi o çirkin kıza mı aşık oldu? Sevmezsin ki. Kendini niye almadın? Ha sen dışarı çıkacaksın demek. Yok Betoncuğum kusura bakma çıkamazsın. Yani çok paralı bir müşteri geliyor. Ev göstereceksin ona. Evet bu saatte. Adam işten çıkıp gelecekmiş. Ne yapayım gelme mi diyeyim? Hadi çay koy bana. Thank you.
Onu beğenmişti. Herkese rol yapıyorsun. Bari kendine yapma. Ayşeler geldi. Acele etsek iyi olur. Benim son aldığım kravatımı gördün mü? Onu takayım diyorum. Gerçekten eşiymişim gibi davranıyor. Neyin var? Hiç. Yok bir şeyim. Hayır. Dalgınsın. Yok bir şey. Gerçekten. Kravatın giyinme odasında. İkinci çekmecede. Ben hazırlanayım. Bence bu olur. Bu mu? Hı hı. Ama ben bunu beğenmiştim. Ya sen nasıl istersen. Gelirken benim kravatımı da getirir misin? Hı hı. Tamam. Ay ne yapsak ya? Galiba bu adam gelmeyecek. Telefonu da açmadı. Dur ben şunu bir daha arayayım. Alo? Ersoy Bey sizi bekliyoruz. Aa, gelemeyeceksiniz demek. Tüh. E neyse bari yarına kaldı o zaman. Oldu size de. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır ne kadar sorumsuz insanlar var şu dünyada. Gelemeyeceksen gelemiyorum de, değil mi? Bak senin de işin vardı görüyor musun? Tüh. Neyse beton. Hadi çıkalım. Yarına bir sürü iş var. Hadi beton. Ökkeş abi, aldın mı? Anladım. Ne zaman biter peki? Tamam. Tamam. Sanmıyorum. Çok güzel olmuş. Efendim? Elbise. Yakışmış. Seni seçtiğin. Bunu giydiğim için öyle söylüyorsun. Hayır. Yani çok güzel o yüzden. Teşekkürler.
Neden? Benim seçtiğim elbiseyi giydiğin için. Çıkalım mı? Aha, çıkalım. Ya sen çık, ben bir dakika sonra geleceğim. Neden? Bir şey mi oldu? Telefon açacaktım Yasemin'e de sınavını soracaktım. Şimdi mi? Evet, ama bir dakika bile sürmeyecek. Tamam, bekleyeyim o zaman. Yok yok, sen bekleme. O zaman ben çıkayım. Tamam. Tamam. Mert'cim, senin düğününü ne zaman yapacağız? Baksana, Ömer bile evlendi. Haklısınız. Ömer'in evlenmesi dengeleri alt üst etti gerçekten. Bize de bahane kalmadı. İnşallah en kısa zamanda sen de Ömer'in izinden gidersin. İnşallah. Ama kısmet bu işler. Alevciğim, yine çok güzelsin. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ömer. Zehracığım, çok hoş olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Herkes burada olduğuna göre... halam yok. Yani yorgunsa uyuyakalmıştır belki. Yok canım. Hiç sanmıyorum. Birazdan gelir. Bir gelemedi yani. Neredeyse bütün İstanbul'u ayağa kaldırdı organizasyon diye ama bir türlü gelemedi. Hala?